Herkese merhabalar. Farklı bir kitap okumak istiyorum. Biraz tarzımın dışına çıkayım diyenler için İskandinav Edebiyatı'na giriş yapıyoruz. Ve Bay Doppler'i tanıyoruz. Şöyle kitabı göstereyim. Kitap yazarla ilk tanışma kitabım. Nötr olarak aldım. Arkadaşım tavsiye etti kitapçıda. Tamam dediğim, deneyelim, alalım. Aldım, başladım. Ve çok beğendim kitabı. Yazarın ödüllü romanı bu kitap. Türü kurgu roman. Fakat ben okudukça biraz sanki böyle yeraltı edebiyatını okurmuş gibi bir hisse kapıldım. Yaklaşık 100 sayfa ve ben bu kitabı tabii bir günde bitirdim. Zamanım vardı. Aldım, okudum ve merak uyandırdı kitap. O yüzden devamı çok kolay aktığı için bir günde bitirebilecek bir kitap. Yani hafta sonu kitabı için aslında seçebilirsiniz. Yazarımız Norveçli. Hatta Norveç'in en ünlü yazarlarından birisiymiş. Aynı zamanda yazar çocuk kitapları serisi de yazıyor. Yazarla başlamadan önce psikiyatri kliniğinde, daha sonra gazete muhabiri olarak çalışmış medya sektöründe. Bir süre sonra da kitap yazmaya başlamış. Yazarın en beğenilen kitaplarından birisi Naif Süper isminde bir kitapmış. Ben o kitabı da çok merak ettim. O kitabı da okuyacağım. Fakat şöyle bir problem var. Doppler devamı gelecek şekilde bitti. Kitap 3 seri. Fakat sevgili Yapı Kredi Yayınları ikinci kitabı yayınlamıyor, üçüncü kitabı yayınlıyor. Yani bu kitabın devamını okumak istiyorsanız eğer 2'den feragat ediyorsunuz ve 3'ten devam ediyorsunuz. Neden bunu yaptınız ey sevgili Yapı Kredi Yayınları? Yani niye 3'ünü birden yayınlamadınız bilemiyorum. Bu fikir bana hiç sıcak gelmedi ve o yüzden kitabın devamını okumayacağım. 2'yi bırakıp 3'ü okumak istemiyorum. Doppler kitabına veda edeceğim ve Naif Süper kitabını okuyacağım. Şimdi kitabın konusuna gelelim. Kitabın karakteri, kitabı ismini veren sevgili Doppler. Doppler Norveç'te yaşayan bir çocuk babası. İşinde çok başarılı, kariyerli bir mesleği var. Algısı çok açık, zekası yüksek. Zekasının yüksekliği sebebiyle, algısının da açıklığı sebebiyle toplum içinde yaşamakta zorlanan insanlardan birisi. İlkokulda çok başarılı olmuş, okul hayatı boyunca çok başarılı olmuş, akademik kariyer olarak çok başarılı olmuş, iş hayatı olarak yani ne yapmak isterse istesin hep çok başarılı olmuş bir insan. Hayatın bu seyrinde yaşarken böyle bir şeyleri zaten sorgulamaya başlamış. Bazı şeyler rahatsızlık duymaya başlamış ve bir gün ona kızı diyor ki, baba sen insanları sevmiyorsun. Doppler de kafasında şimşek çakıyor. Ben de karımın problemli olduğunu düşünüyordum diyor. Halbuki sorun bende, bunu karıma anlatmalıyım diyor. Adam bir problem olduğunu farkında fakat problemin ne olduğunu farkında değil. Fakat kızının kendisini bu şekilde aydınlatmasıyla fark ediyor ki evet ben insanları sevmiyorum. İnsanlarla ilgili hiçbir şeyi sevmiyorum. Hala iç içe olmayı sevmiyorum. Dostluk kurmak, arkadaş olmak, aile olmak. Adam bunların hiçbirini istemiyor. Tam bu aydınlanmayı yaşarken bisiklete binmeyi çok seven bir abimiz bir ormanda bisiklete binerken bir kaza geçiriyor. Yani bir yere çarpıyor ve tepe taklak düşerek ormanın içinde bir yerde sere serbe saatlerce yatıyor. Neden yatıyor? Yani bacağı çok acıdığı için de kıpırdayamadığı için yatıyor. Ama ormanın içinde kaldığı o süre ona çok iyi geliyor. Kendisini sorgulamaya başlıyor. O sessizlikte kendisini buluyor aslında. Ve kalkıp karar veriyor. Evet artık ormanda yaşayacağım diyor. Eve gidiyor, bir not yazıyor. Ben artık bir süre ormanda yaşamayı düşünüyorum. Ne zaman geleceğimi bilmiyorum diyor. Tası tarağı toplayıp sen her şeyi al gel ormana. Ormanda yaşamaya başlıyor. Doppler'in tek istediği şey hiç kimseyle muhatap olmamak. Sessizlik, sakinlik, hiçbir insanla konuşmak zorunda kalmamak. Artık hiçbir şey başarmak zorunda kalmak istemiyor. Bu savaşın içinde olmak istemiyor. Para kazanma savaşı, kariyer savaşı, daha iyi bir ev alma, kıyafet giyme, oraya gitme, bunu yapma, eşini mutlu et, çocuklarını mutlu et, iş hayatındakileri memnun et. Artık bu savaşı kesinlikle dışında kalmak istiyor. Başarının sonunun gelmediğini, sürekli daha fazlasını yapmak gerektiğini, asla kendini rahat bırakamadığını, omzundaki yükleri bıraktığın an başarılarının tepe taklak kaybedeceğini ve bu yüzden zihninin açık olması, hep bir savaş halinde olmamız gerektiğini, fakat bunun aslında boş olduğunu, bir tüketim çılgınlığı içinde olduğumuzu, bir kariyer savaşı içinde olduğumuzu, yeni dünyanın gerektirdiklerinin aslında çok saçma şeyler olduğunu vurguluyor bize. Birlikte aslında insanın doğasında yalnızlık olduğunu, doğaya ve özellikle ormana ait olduğumuzu söylüyor. Ve sevgili Doppler bir varoluşsancısı çekip kendisini yaşamda bulmaya çalışıyor. Fakat işin bir komik kısmı var bence. Adam Norveç'te yaşıyor. Ya Türkiye'de yaşasa ne olacak?
Ey sevgili Doppler, buraya gelsen, akşam iş çıkışı, metrobüse binsen, Beylikdüzü'ne gitsen, akşam olsa saat 8:30, kira gelse, faturalar gelse, sen ne yapacaktın acaba? Ah Doppler, gel bir Türkiye'de yaşa, sonra git Norveç'te ailenle mutlu bir şekilde ormandan evine dön Doppler. Yapma bunu, Norveç'tesin, gözünü seveyim. Yazım diline geliyorum. Yazım dili çok akıcı. Mizahi çok eğlenceli. 3-4 kere böyle kahkaha attım kitap içerisinde. Çok seviyorsunuz yazım dilini. Çok rahat okuyorsunuz. Dediğim gibi hafta sonunda benim gibi kitap kurtları günde 100 sayfada bir günde bitirebilir. Bitirmezse 50 sayfa 2 günde mutlaka bitirir. Hafta sonu kitabı için tavsiye ederim size. Kitabın konusu olarak çok hareketli bir iç akışı yok kitabın. Dediğim gibi adam varoluşunu sorguluyor kitapta. Heyecanlı olay örgüleri yok. Ama çok keyifli bir kitap. Fakat mutlaka okuyun, kesinlikle okumalısınız dediğim kitap kategorisine girmiyor. Keyifli bir kitap, değişiklik yapmak için okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.